Herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ee, bugün aslında ekranda olmayacaktık. Fakat e, farklı bir konudan dolayı bugün e, ekranlarda olma ve bu konuyu duyurma gereği duyduk. Malumunuz e, Cumartesi günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ordu ziyareti var idi. Ordu ziyareti kapsamında basın mensuplarıyla bir toplantısı da olacaktı. Bunu bize e, mesaj yoluyla, telefonla arama yoluyla. E, duyurdular. Gerek partideki teşkilattaki arkadaşlar, gerekse e, İl Teşkilatı'nın Medya Tanıtım Başkanlığı bize e, Cumartesi günü saat 15.30'da e, Ordu Aşiyan Künefe isimli e, iş yerinde böyle bir toplantı olacağının bilgisini verdi. Şimdi ben hemen direkt konuya girdim ki önce konuyu anlatacağım ondan sonra söylemek istediğim birkaç kelime var. E, Ordunun bu tür konularla anılmasını gerçekten istemeyiz. Gerçekten rahatsız bu konularla anılmasından. Fakat ne yazık ki e, iktidarla ortak olmuş, muktedir hisseden, kendisini muktedir e, gören bazı siyasi partiler... E, ego mu diyelim artık e, bilmiyorum. Yani oraya en uygun kelimeyi siz de yerleştirebilirsiniz aslında. Kibir abidesi mi diyelim? Valla e, dediğim gibi siz yerleştirebilirsiniz. Böyle bir e, durum söz konusu. Ve bugün... Dediğim gibi Cumartesi günü e, tatsız hadisenin e, bilinmeyen yönlerini anlatmak istiyorum. Çünkü karşımızdaki e, kurum bir siyasi parti ve siyasi partinin genel başkanı, yani siyasi partinin en üstteki yöneticisi. Şimdi değerli dostlar, dediğim gibi Cumartesi günü Büyük Birlik Partisinin bir e, basın toplantısı oldu saat 15:30'da partiler, e, partideki yetkililer bizi davet etti. Ve evet dedik davete icabet etmemiz gerekiyor. Orada olmamız gerekiyor. Evet oradaydık. Ee, Sen Genel Başkan basın açıklamasını e, yaptı. Hatta e, 15.30'da başlayacak olan e, basın toplantısı 16.30'a e, aksadı. Olabilir böyle şeyler. 16.30'da basın açıklamasını yaptı. Ardından e, açıklama yapıldı. Dediler ki arkadaşlar ikramlarımız olacak. Çay, e, meyve ikramlarımız olacak. İkramlardan e, faydalandık. Bu arada çay ikramı başlamadan önce bazı basın mensubu arkadaşlar haberlerini yetiştirmek üzere oradan ayrıldılar. Bazı arkadaşlar da orada kaldılar. Biz de çay ikramından faydalanmış olduk. Devamında işte bura asıl bizim anlatmak istediğimiz asıl önemli olan konumuz burası. Ve buraya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü buradan önceki anlattıklarım bu konunun girişiydi. Sayın Genel Başkan çay ikramlarından sonra dolayısıyla fotoğraf çekinme, işte partili arkadaşların fotoğraf çekinmesi, oraya misafir gelen arkadaşların fotoğraf çekinmesi gibi süreçler başlıyor. Ve yanımdaki arkadaşım da fotoğrafımı çeker misin diye benden rica etmesi üzerine onların fotoğrafını çekerken işte başka bir arkadaş geliyor. işte bizim de fotoğrafımızı çeker misin gibi. Onları da fotoğrafını çekiyoruz. İşte bu süreçleri 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Bir düğün düşünün düğün artık sonlara yakın gelin damat yakın akrabalarla fotoğraf çekiniyor. Sonra genel başkan Mustafa Destici'nin önündeyim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? gibi bir şey sordu. İşte buraya dikkat etmek istiyorum değerli izleyenler. Şimdi bizim sektörde bütün siyasi parti liderleri bilir. Muhalefet veya iktidar bütün siyasi partilerin programlarında özellikle basın toplantılarında telefonumuzu kamera Tuşuna basarız, karşıdaki vatandaşın açıklamalarını kaydederiz. Çünkü sorduğumuz soruya verilen cevabı unutmamak adına, bu konuyu haberleştirirken veya yazarken unutmamak adına not almak üzere kamerayı kaydederiz. Yani kameraya e, açıklamayı kaydederiz. Sayın Genel Başkan'a sorum şuydu. Sayın Genel Başkanım, Ahmet Çelenk, e, orduluyum, memleketimize hoş geldiniz diyerek e, cümleye başladım. Dedim ki sormak istediğim bir konu var. E, buyurun dedi. Dedim e, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu. Çok sevilen bir lider. Şahsın da dahil gerçekten e, duruşunu e, sevdiğimiz bir liderdi. Şehit lider her köyden, her mahalleden, her ilçeden ve her şehirden, her ilden e, mutlaka seveni vardır dedik. Sağ veya sol e, fark etmeksizin bütün ideolojilerden e, kendisinin. Bir kitlesi var ve bir itibarı var dedik. Buyurun evet dedi. Keza partinizin geçmişiyle alakalı e, olumsuz bir e, durum söz konusu olmazken. Çünkü partinin geçmişinde e, olumsuz e, yani parti lekeleyecek bir durumla karşılaşmamışken. Evet dedi. Neden dedim bu e, güzellikleri? Mesela partinizin il yöneticisi veya içe teşkilatlar gerçekten kalender insanlardan oluşan bir ekip görüyorum. Fakat bunu neden dedim sanda yansıtamıyorsunuz? Yani sandıktan çıkan sonuçla e, partinin genel durumu arasında bir fark var diye soru sorduk. Sonra kendisi dedi ki, işte burası çok önemli değerli izleyenler. E, ben bir soru soracağım. O sorudan sonra dedi cevap vereceğim. Tabii ki buyurun dedim. Sonra işte birkaç kişi daha e, fotoğraf çekinmek istedi, araya girdi. Ve ben kayıttan çıktım. Çünkü insanlar fotoğrafımızı çek diyor. Kaydın hala devam etmesinin bir anlamı yoktu. Kayıttan çıktım. İşte insanlar fotoğrafını çektiriyor. İşte e, bir 3-4 dakika böyle süreç geçti. Devamında e, evet orada bir boşluk buldu. Evet buyur dedi. E, ben önce soruma cevap ver. Ondan sonra ben senin soruna cevap vereceğim. Aslında böyle değildir. Normalde bir soru sorulur. Nezaketinde o soruya cevap verilir. Ondan sonra karşı taraf istediği soruyu sorar. Biz de tabii ki cevap verme nezaketinde bulunuruz. Benim sorum cevap bulmadan Sayın Genel Başkan kendisi bir soru sordu. Buyurun genel başkanım dedim. Dolayısıyla kayıt almak durumundaydım. Evet buyurun dedim. Kaydı aldım. Sen dedi nasıl haber yaptın dedi. Direkt giriş bu. Ben şaşırdım. Biraz yüzüne baktım. Sayın genel başkan neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Evet ben haberi yaptım. Gayette gayet de ortada. Gayet de olması gerektiği gibi bir haber yaptım. Diye demem üzerine. Ama dedim şöyle. Eğer e, siz İstemediğiniz şekilde az önce dedim basın toplantısında bahsettiniz. Ee, bazı yayın kuruluşları haberi çarpıtmış dediniz. Eğer bazı yayın kuruluşları haberi çarpıtmışsa bunun muhatabı ben değilim. Ben kendi yazdığım haberin ve altına imza attığım haberin sorumlusuyum. Ee, bunun haricinde hiçbir kurumun yaptığı haber e, beni dolayısıyla bağlamaz e, dedim. Fakat ben yaptığım haberden e, mesulüm. Yaptığım haberi de muhtemelen okumadınız ki bana böyle bir e, çıkışta bulundunuz demem üzerine... Siz dedi nifakçısınız. İşte burada yüzüne baktım. Sayın Genel Başkan. Bu cümlenizi, bu hitabınızı, bu ithamınızı hak etmiyorum. Şu an dedim uslubunuz hoş değil. Siz dedi nifakçısınız, siz bozguncusunuz deyince dedim Sayın Genel Başkan. Ben nifakçı da değilim, bozguncu da değilim. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Bu konuşmaları telefona kayıt halindeydi. Çünkü bizim sorumuz cevap bulması için kaydederken bu konuşma, bu diyalog da dolayısıyla konu içerisine girdiği için kayıt halindeydi. Ve bunu korumaları fark ediyor. Sağdan ve soldan kolumdan tutarken işte telefon elimden düşüyor. Ve apar topar orada neye uğradığımızı şaşırarak dışarıya alınıyoruz. Dışarıda iki tane aracın arasına sokuluyoruz. Sonra telefonum geliyor. Diyor ki aç şifresini. Şimdi e, iPhone olduğu için parmakla, e, parmak zili açılması gerekiyor ve açamıyorlar şifreyi çünkü içeriğini silecekler. Ve oradan bir tanesi diyor ki bunlar diyor muhalif basına e, malzeme veriyorlar diyor. Malzeme verdiler. Dedim ki bak beyefendi şu an bunları yaparak evet muhalif basına malzeme veriyorsunuz. Ama dedim şu anki yaptığınız hukuksuz. Şu an burada hukuksuzluk yapıyorsunuz. Güpe gündüz ordunun orta yerinde hukuksuzluk yapıyorsunuz dedik. Demiş olmamıza rağmen dedi ki sen bu telefonu aç. Çünkü etrafım koruma ordusu iki tane aracın arasına koymuşum. Şunu araya eklemek istiyorum. Değerli izleyenler, biz bu mesleğin bedelini ödedik. Hala da ödeyeceksek öderiz. Yani tehditler, işte vurmalar, kırmalar, işte böyle bu konuları geçelim. Evet orada korumalar iri yarı, uzun boylu, işte ne bileyim belki çok dövüşen, belki işte tehdit konuşan, belki bu cümleleri bilen kişilerden oluşuyor. Doğrudur. Evet dedik ki bakın şu an yaptığınız hukuksuzluk beyefendi. Derken bir tane beyefendi geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı. İsminin e, Muhittin olduğunu biliyorum. İnan ki soy ismini bakmaya da gerek duymadım. Şöyle ki kalabalığın arasında beyler bir saniye, beyler bir saniye diye bir e, beyefendi geldi. Beyefendi görünümlü, evet e, takım elbiseli, e, kravatlı bir beyefendi geldi. E, tabii korumalar dolayısıyla durdu. Dedi ki bana Ahmet kardeşim bu kadar nezaketli bir adam ki Ahmet kardeşim bir saniye. Ee, ne oldu içeride? Ben zaten olayı gördüm ama ne oldu da hani konu buraya geldi? Bir dakika dedi ya bir saniye. Dedim üstadım, güvenlik orada koruma, herkes orada koruma ordusu etrafımı e, sarmış böyle. Dedim üstadım, sayın genel başkan davet etti, bana mesajlar geldi, basın toplantısına davet ettiniz, basın toplantısına geldim, nezaketen sorumu sordum, soruma cevap bulmadan genel başkan soru sordu, genel başkanın uslu bir hoş değil derken. Bana dedim buradan e, ağır laflar siz bozguncusunuz gibi siz nifakçısınız gibi hak etmediğimiz laflar söyledi. Ama dedim sizin şu an ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Onların hepsi telefonun kayıtlı olduğunu o anda kayıtlı olduğunu gördüler. Ve dedi ki e, o Muhittin Bey genel başkan yardımcısı. Kardeşim e, bugünkü dedi olayı burada kapatalım. Bugünkü olay olmamış sayalım. Çok nezaketen bir ifadedir aslında. Yani e, bugünkü olay evet olmayabilir. Yani dedi tamam Bugünkü olayı kapatalım, bugünü yaşamada sayalım, bugünü sizi davet etmedik sayalım, bugün de biz burada böyle bir böyle program yapmadık sayalım. Neden? Ya şimdi genel başkan bizim misafirimiz, biz burada ev sahibi konumundayız. Kaldı ki geçen hafta da bir tatsız olay oldu, yine orada böyle bir tatsız olay olmuş olmasın, bu konun üstünü örtelim gibi bir laf kullandı. Dedim ki ben de her şeyden bir haber devşirmek olmaz. Yani, aa ben bunu çektim işte bunu haberleştireceğim. Demeyebiliriz tamam bazı konularda e, kamuyu ilgilendirmiyor göz yumabiliriz diye düşünürken tamam dedim e, Sileceğim telefon elimde hala alınmadı telefon elimde benim e, parmağımın o dokunmatik ekrana yani ekranı açılmasını bekliyorlar imiş dokunur dokunmaz elimden telefon çekildi ve telefonu götürdü e, bir tane koruma beni zorla tutarken diğeri götürdü bütün kayıtları sildi telefonumda güpe gündüz ee, el koyularak hiçbir gerekçe gösterilmeden e, sayın destecinin korumaları tarafından telefon elimden e, gasp edilerek bunun başka bir isim yoktur. Gasp edilmek vardır orada gasp edilerek e, telefon elimden götürülmek suretiyle bütün o güne dair bütün veriler silindi. E, sonra telefon ekranı tekrar kilitlenmiş olacak ki telefonu tekrar getirdiler. Dediler ki aç ekranı dedim ki Muhittin Bey bir gelsin buraya. Ben çünkü muhtemelen e birkaç çöz, birkaç çift sözüm vardı. Ve buradan e, bunları söylemek istiyorum. Sen Genel Başkan yardımcısı aldatmacayla, kandırmacayla bu insanlara bunu yapmayın. Çünkü e, beni orada kandırarak o telefonu elimden gasp ettiniz. Hileyle gasp ettiniz ve sonra benim oradaki verilerimi sildiniz. Telefondan verileri sildiniz tamam. Amenna sildiniz. Siz güçlüsünüz. Siz o anda muktedirsiniz. Çünkü niye? Devletin orada mesela 50 kişilik bir programdı. 50 kişilik programa devletin 50 kişilik polisi de oradaydı çünkü güçlüydünüz. Devletin imkanlarını kullandınız ve güçlüydünüz. Hak veriyorum. Muhtedirdiniz. Fakat vicdan, biraz insaf. Allah'tan korkun. Ben orada evet bir basın mensubuyum. İşimi doğru yapmaya çalışan konuya adaletli bakan, adil bakan, hiçbir tarafı olmayan, tek tarafı hak ve hakikat olan tek tarafı vatandaş olan bir e, garip gazeteciyim. Fakat gördük ki orada muhtedirlerin sözü geçti, orada elimden telefonum gasp edilmek suretiyle alındı ve bütün verilerim silindi. Devamında, devamı aslında biraz daha e, üzücü. Orada bir tane beyefendi, o gözü hiç unutmayacağım ve e, sizde benim gözlerime bakın, e, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet, biz de ölüm tehdidi aldık, çok aldık. Ölümden korkmuyoruz çünkü evet bir vakit vardır. O vakitte ne önce ne sonra. O vakti de tayin edecek olan yaratıcı Allah'tır. Onun haricinde hiç kimsenin ölüm tehditlerinden korkmuyoruz. Fakat bir kez daha utandım ki, mahcup oldum. Ee, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun o gölgesi altında bir e, vatandaş çıkıyor. O sarı saçlı, o renkli gözlü, o burnu kırılmış e, arkadaşı hiç unutmayacağım. Bu gözlere iyi bak dedi. Bu gözlere iyi bak öldüreceğim seni öleceksin dedi altını çizerek. Ve yakama bu şekilde vurarak. Öleceksin dedi. Evet üstad öleceğiz. Aminna. Allah'ın verdiği tarihten önce veya sonra. Ama ölene kadar namusumuzla yaşayacağız. Ölene kadar eğer bu mesleği yaptığımız süreçte ahlaksızlık yaparsak bizim namusumuz gitmiştir. Bu meslek bir şey daha hatırlatayım. Eğer bu mesleği yapıyorsak evet hiçbir şeyden korkmadan yapıyoruz. Allah şahidim olsun hiçbir şeyden de korkmuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Ben çünkü bir tane hikaye anlatacağım. Ve sonrasında çünkü önemli bir hikaye. Sonrasında kapanış yapmak istiyorum. Ben haber yazarken şu aklıma gelir. Bir tane hocam vardı. Bu hikayeyi bazı arkadaşlar bilir. Evet hocam da izleyince beni arayacaktır zaten. Bir tane hocam vardı. Hocamla artık... Medya iletişim dersi bitmiş, artık dersler bitmiş, konular bitmiş. E, hocam İstanbul'a dönüyor, ısmarlaşıyoruz. Hocam hakkını helal et dedim, yani bize emeğim var. Nasıl dedi ya? Yani o kadar emeğim var madem, hakkını helal et, helal ettim bitti. Böyle mi diyeceğim? Dedim hocam hani adettir ya, helalleşirken, hani ayrılırken hakkını helal et derler. Dedi ki Ahmet Çelenk, hakkımı helal etmem. Ancak bir suretle hakkım helaldir. Buyur hocam dedim. Yani hakkını helal edecek ama bir şart koşuyor. Buyur hocam. Yaptığın haberde, yazdığın haberde, konuştuğun konuda, haberle ilgili konularda eğer dedi baban da olsa, eğer kendi ailen de olsa orada e, kendi tarafına çekmek gibi bir adaletsizliğe bürünürsen hak dedin dedi, hak Allah'ın ismidir. Adalet diyorsun, adil Allah'ın ismidir. Eğer bunları hakkıyla yapmazsan bütün hakkım haramdır. Eğer bu dediklerimi hakkıyla yaparsan hakkım sonuna kadar helal olsun dedi. Ve değerli ben ne zaman bir haber yazsam aklıma bu gelir. Eğer yaptığım haberde o bizim partidir, bu bizim cenahtır, bu bu ideolojidir diye bir ayrım yaparsam ben o hakkı ödeyemeyeceğimi bildiğim için evet hocamla helalleşmek adına ben e, o vebarın altında kalmayacağım ve e, sonuma kadar Tekrar ifade ediyorum sonuma kadar bu konuda tarafsız olmaya yeminim var. Evet bizim aynı hocamız şunu demişti. Ahmet Çelenk şunu unutma bir gazetecinin namusu haberdir. Yani haber gazetecinin namusudur. Eğer e, namusunu kaça satacaksan yaptığın haberi o fiyata sat. Şimdi şuraya geleceğim arkadaşlar. Biz hiçbir şekilde... Yaptığımız haber karşılığında para talebimiz olamaz. Neden? Çünkü namusun kaç paraysa aldığın para o kadar olması lazım. Çünkü gazetecinin namusu haberdir. Biz bu şiarla hareket ediyoruz ve e, bu şiarla hareket edeceğiz. Bu kurum evet parayla dönüyor. Evet şunu isteyeceğiz, diyeceğiz ki reklam karşılığında evet elbette bir ücretimiz olacak. Bizim reklam bedellerimiz budur diyeceğiz. Ücretimiz budur. Fakat Bizim haberle para, parayla haber bunları aynı cümlede kurmak gibi aynı cümlede kullanmak gibi bir derdimiz yok. Bizim haksızlık gibi adalet gibi bir derdimiz yok. Yine konuya dönecek olursak Genel Başkanın programında Genel Başkan Yardımcısının aldatmacasıyla ve oradaki e, gözüme iyi bak öleceksin diyen e, vatandaş e, bekliyorum başım gözüm üstüne e, senden değil senden gelen vesilesidir. Allah'tan gelen başımız gözümüz üstüne. Ee, şunu ifade etmek istiyorum. O gün orada zulüm vardı ve ben susmadım. Niye susmadım biliyor musunuz? Şimdi muktedir olanlar e, algıda şöyle bir durum var. Bizim lafımız geçer, biz sustururuz, biz yaparız, biz ederiz, biz ne dersek o olur. Öyle değil beyler, öyle değil ağlar. Bu işler böyle olmuyor. Ben de sırf buradan şu mesajı verdim. Anadolu'da bu işler böyle olmuyor. Anadolu'da bir tane deli çocuk çıkar der ki Sayın Genel Başkan burada bu işler öyle, öyle olmuyor. Muktedir olabilirsin, iktidar olabilirsin. Amenna saygım var. Fakat bu işler gazeteciye bu nasıl haber yapmak diye bir çıkışı kabul etmiyoruz. Ve ben buradan bütün gazeteciler adına namuslu gazeteci diyordu ya malum vatandaş e, o kişide bir suç örgütü. Aslında anmak da istemezdik ama namuslu arkadaşlar adına orada susmadım. Ee, Anadolu'da ben her türlü atımı koştururum e, diye düşünen bir iradeye yok efendi burada istediğin gibi at koşturamazsın. Burada biz de varız. Amenna demek için orada susmadım. Susmayacağız. Yine ifade ediyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye bir peygamberin ümmeti isek haksızlık karşısında susup o dilsiz şeytan olmak istemiyoruz. Biz işimizi namusuyla yapıyoruz. O namusumuzla devam edeceğiz sonumuza kadar. Evet o konuyu bitirmek istiyorum. Sonra genel başkan e, oradan ayrılırken apar topar korumaları da kendi araçlarına binip gittiler. Ve telefonu, e, telefonumu polise, orada emniyetine bağlı polislere bıraktılar ve gittiler. Sonra ne mi oldu? Sonra orada bir tane kamera gördüm. Kamera güvenlik şubedeki bir memur arkadaş olayı an be an kaydetti. Dedim ki sakın memur bey ben sizi tanıyorum, güvenlik şubedesiniz. Sakın o parmağınız kayıt tuşundan rica ediyorum ki çıkmasın. Çünkü... Olayı an ve an gösterdiniz. Bu olay savcı beyin önüne gitsin. Ben bu devletin hukuk devleti olduğunu biliyorum. Hukuk devletinde hiçbir siyasi parti ama hiçbir siyasi parti öyle meydanın ortasında gündüzün orta yerinde çıkıp da orada ahkam kesemez. Burası hukuk devleti. Hukuk devleti olan bir yerde hukuk işler, adalet işler diye ümit ediyoruz ve göreceğiz bizim hukukumuz ne kadar işliyor. Fakat üzen bir durumda şöyle oldu. Bunu aslında söylemek istemezdim ama gerçekten icma bir durum. Bunu e, avukatım da e, bu konuda mazur karşılasın beni. Suç duyurusunda bulunmak için karakola gittim. Karakolda e, polis memuru haklarımı hatırlattı. Barodan avukat talep edebilirsiniz deyince evet dedim avukat talep ediyorum. Barodan bir tane avukat geldi genç bir kardeşimiz. Hanımefendi e, evet yaş itibariyle genç olduğu için konuyu biliyor musunuz diye sordum. Bilmiyorum dedi konuyu anlattım. İşte burası da çok üzücü biliyor musunuz? Avukat hanım önce mahcup oldu, ezildi, büzüldü. Ee, sonra girmesem mi acaba dedi. Neden dedim. Ya dedi ben savcılık sınavına girmek istiyorum da ileride. Ha, dedim ki tamam avukat hanım ee, baroya söyleriz başka bir avukat gönderir veya ben özel avukatımı çağırırım dedim. Ve e, özel avukat arkadaşı davet ettim ve geldi Bir siyasi partinin de il başkanı. İyi ki geldi sağ olsun var olsun. Sonra e, tabii ki prosedür gereği hastaneye götürüyoruz işte kontrol gereği. Hastane dönüşünde baktım avukat hanım orada. Dedim avukat hanım gitmediniz mi? Dedi ben kalmam gerekiyormuş. Başkanımla görüştüm baro başkanımla ki var olsun baro başkanı. Sibel Torun de buradan selam olsun. E, Allah yardımcıları olsun. Baro başkanımla görüştüm. Bu benim mesleğimmiş. Ben mesleğimi yapacağım. Ben de de görevimi yapacağım. Ben burada olacağım ve o e, savunmayı veya o e, başvuruyu birlikte hazırlayacağız. Dedim avukat hanım zaten bu sizin görevinizdi. Zaten dedim sizin yapmanız gereken bir şeydi. Bir hukukçu ne parası olursa olsun hiçbir iktidardan, hiçbir muktedirden, hiçbir güçlüden korkmaması lazım bir gazetecinin. Allah'tan başka hiçbir mizanı, hiçbir onun vicdanı, onun ilahı her şeyi diyeceğim ki adalet. Yani diyecek ki benim bütün mizanım, bütün anayasam, bütün dinim adalet. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir dinden, hiçbir vicdandan bahsetmenin bir anlamı yoktur. Hukukçu için de böyledir. Gazeteci için de böyledir. Işte tıp doktoru için de böyledir. Nitekim sonuç itibarıyla o hukuksuzluk İnşallah artık son bulur diyorum da. Avukat Hanım'ın oradaki tutumu beni biraz üzdü açıkçası. Dedim ki Avukat Hanım bu suç sizin değil. Bu suç sizin algınıza. Eğer ben burada bu konuyu savunursam yarın başım acaba bir şey gelir mi diye o iradenin, o korkutan iradenin dedim ve hak verdim. Ben her zaman şunu söylüyorum ve bu cümlemde biraz uzun oldu aslında. Ne sağcıyız ne solcuyuz dedik. Bizim sağla solla veya oyla buyla işimiz yok. Biz hakikat yolundayız, hak yolundayız. Derdimiz budur. Hiç kimse de hiçbir parada, hiçbir hiçbir güçte bizi satın alamaz. Sonuç itibarıyla orada yapılan hukuksuzluktu. Orada yapılan e, güpe gündüz yapılan çok özür dilerim ama gerçekten tam bir eşkıyalıktı. güpe gündüz gündüzün orta yerinde Gasp edilmek suretiyle telefonum elimden alındı ve o veriler silindi. O veriler silinir, silinir destici de. Yani bizim aklımızdan, bizim beynimizden, bizim gönlümüzden hiç bu kadar düşmemiştiniz. Bu verileri silemezsiniz. Biz her gördüğümüz yerde, her bulduğumuz fırsatta sizin oradaki bir gazeteci yaptığınız zulmü anlatacağız. Sadece sizin değil. Nerede bir zulüm varsa gördüğümüz, gözümüzün gördüğü bütün zulümleri anılacağız. Evet arkadaşlar ne yazık ki orada böyle bir tatsızlık yaşadık. İnşallah tekrarı olmaz diye ümit ediyorum. Evet artık konu yargıda. Yargının vereceği karara razıyım. Fakat arkadaşlar der ki ya Ahmet Çelenk karşındaki adam güçlü. Buradan sen bile suçlu çıkabilirsin. Ben de biliyorum eğer hukuk olmayan bir yerde karşındaki adam güçlü. Buradan ben gerçekten suçlu çıkabilirim. Neden? Çünkü karşındaki adam güçlü. Benim her zaman söylediğim ve verdiğim bir örnek vardır. Dedim ki arkadaşlar şu an bu örneğiniz tam da nasıl oldu biliyor musun? Bir hikaye vardır. Firavun döneminde e, çıkıyorlar. Diyorlar ki halk, "Ey Musa, sen haklısın fakat bizim karnımızı firavun doyuruyor." demişlerdi. İşte tam da o günleri yaşıyoruz. Bugün firavundan yanamı Musa'dan yanamı olacağız? Bilmiyoruz. Ben e, hepinize e, teşekkür ediyorum. Durum budur. Bu konuyu kayıt altına almak için, arşive koymak için aslında e, bu e, görüntüyü çektik. Halk kamuoyunun, biz yargı makamı değiliz. Yargı makamı kararını verecek. Ama halkı da takdiri e, kamuoyuna bırakacağız. Evet, bir e, cümlem vardı. E, bu beni çok üzdü. Çünkü bu cümlenin başlığı, sen neden bizim haberimizi bu şekilde yaptın? Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Ben sizin haberinizi hangi şekilde yapsaydım iyi olurdum? Kusura bakmayın ben sizin haberinizi sizin isteyeceğiniz şekilde yapacak biri değilim. Evet iktidara ortak olmakla elde edilen muktedirliğin verdiği vehamet diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Şimdiden bütün dostların, bütün arkadaşların bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice sağlıklı, huzurlu bayramlara hep birlikte erişiriz diyorum. Allah ısmarladık.